Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kazan şimdi selam. Samsung J2 Core J260 ekran değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi ekran kırık. Ekran değişimi yapacağız. Şu an cihaz açık durumda. Şarja takıyorum. Evet, gördüğünüz gibi ses var ama görüntü yok. Ama ekran kırık olduğunu da görüyorsunuz. Daha önce videoları çekmiştik. Ses var ama görüntü yok. Telefon kendi kendine olan telefonlar çöküyor. Çöktüğü zaman da bu şekilde olabiliyor. Fakat burada gördüğünüz gibi ekran kırık olduğu için bu durumda. Ama şu anda bunun bataryası sabit değil. Sabit olmuş olsaydı, ekranda kırık olmasaydı, power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basıyorsunuz. 9-10 saniye bekledikten sonra cihazın çöktüyse açılıyor. Bilginiz olsun. Ama bataryası sabit değil. Sabit olmadığı zaman batarya sök tak yapıyorsunuz. Eğer ki açılmazsa ekran kırık olduğunu belirtisidir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, şu an titreşim sesi de geldi. Dediğim gibi hala ekran aynı, görüntü yok. Dediğim gibi batarya sabit olmayan cihazlarda batarya sök tak yapıyorsunuz. Eğer hala görüntü yoksa ekran kırık olduğunun belirtisidir. Bilginiz olsun. Ya da şurada ekran soketi var. Şunu çıkarıyoruz. Tekrar takıyorsunuz. Bunda da değişebiliyor. Bilginiz olsun. Bazen gevşek kalıyor ya da yere düşerken yerinde çıkıyor. Yerine çıktığı zaman da aynı şekilde yapabiliyor. Bilginiz olsun. Evet, gördüğünüz gibi hala cihazımız açık. Bataryasını çıkarıyoruz. Şuradan soketten de çıkarıyoruz. Önce ekranı ısıtıyoruz. Evet, bu hava makinesi, elinizde hava makinesi mevcut değilse saç kurutma makinesi sıcak dereceye getirerek aynı işlemi yapabilirsiniz. Evet, hava makinesi aynı bölgeye tutmamanız gerekiyor. Cihazınız zarar görebilir. Nihayetinde anakart üzerinde. Anakartta ısı gördüğü zaman bozulabiliyor. Bilginiz olsun. Evet, bu modelde fonksiyon tuşları yok. Geri tuşu, menü tuşu. Onlar olduğu zaman ekranı sökerken zarar görebilir. Evet, gördüğünüz gibi burada fonksiyon tuşları da olmadığı zaman daha basit bir şekilde ekran sökümü yapabilirsiniz. Mesela Samsung J2, J3, J4, J5 olmuş olsaydı burada fonksiyon tuşları olurdu. Menü tuşu, home tuşu, geri tuşu olmak üzere.
Ekran sökümünde filmler zarar görebilir. Örneğin J7 Pro ya da J7 Pro'yı ekranı sökerken genelde bu filmleri de koparıyorlar. Buna dikkat etmeniz gerekir. Ekran söktükten sonra iyice temizlemeniz gerekiyor. Yeni takacağınız ekran altı temiz değilse çabuk kırılabiliyor. Bilginiz olsun. Hazır cihazı sökmüşken bu da gördüğünüz gibi toz var. Tozları da temizlemeniz gerekir. Tıkanmıştır. Hazır sökmüşkeniz onu da temizlemeniz gerekiyor. Burada ön kamera var. Ön kameranın üstüne bant koyarak da işlem yapabilirsiniz. Ve şu an temizliğini yapıyorum kenarların. Şurada ekranımız gördüğünüz gibi Samsung J260. Evet, orijinal bir ekrandır bu. İlk önce ekranı deniyorsunuz, sağlam olup olmadığını, daha sonra montajını yapın. Denemeden montajı yaparsanız aldığınız yerde iadesi yoktur. Bilginiz olsun. Ekran orijinalse telefonu borduyla beraber denerseniz daha mantıklı olur. Yapıştırıldığı zaman iadesi yoktur. Orijinal, bilginiz olsun. Ama ikinci kalitesi olursa ekranın jelatini çıkarmadan, zararı görmeden işlem yaparsanız iade edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet, bu sokete de dikkat ediyorsunuz. Soketi bastırırken farkına varmadan ekran elinize baskı yaptığı zaman ekran kırılabiliyor. Bilginiz olsun. Diyelim ki bu soketi kapatmaya çalışırken diğer elinizde ekranda ya, farkına varmadan ekrana zarar verebilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet, gördüğünüz gibi şu anda şarj işareti geldi. Evet, zaten şarjı varmış. %45. Açıyorum şu an. Evet, J2 Core. Kodu J260.
ekran değişimi yapmaktayız. Bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler Kazgan İletişim olarak elimizde ne geliyorsa daha fazlasını yapmaya çalışırız her zaman. Evet, yapışkanımız var. T7000 ya da T8000. Dikkatli bir şekilde. Yapışkanı kenardan zarar vermeden yapıştırabilirsiniz. Şimdi testini yapalım. Yıldız kare 0 yıldız kare tuşlayarak ekran testleri yapabilirsiniz. En önemli olan TOŞ dediğimiz dokumatik ekran testi. Eğer ki bu testi yapmıyorsa dokumatiğin bozuk olduğunu göstergesidir. Bilginiz olsun. Mesela bu işlemi yaptım. Burada iki tane kutu kaldı. Onları da işaretledikten sonra gördüğünüz gibi ekran testi başarıyla gerçekleşti. SUVYK dediğimiz fonksiyon tuşlarıdır. Çalışıp çalışmadığını. Evet, herhangi bir sorun yok. Evet arkadaşlar. Samsung J2 Core J260 ekran değişimi bu şekilde yapmaktayız. Aklınıza takılan sorunlar varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, birazdan montaja geçeceğim. Videonun fazla uzamasını istemiyorum. Montajla ilgili sorularınız varsa yorum yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.